iktidarının geçmişine baktığımız zaman geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhurbaşkanı Genel Başkanımızın, Başbakanımızın ve ona yakın çevrelerin belediyecilikteki başarıları parti kurulması ve bugüne gelen bir sağladı. Yine geçmişe bakacağız. A Vatan Partisi çok güçlü bir iktidara geldi. 84 senesinde Türkiye'nin içinde olmadığı kadar tek partide belediyeler oldu ama 89'a geldiğimiz zaman o belediyelerin iyi çalışmaması, iyi çalışamaması, halkla diyalogları iyi kuramaması sonucu AK Parti'nin iktidara, Anavatan Partisi'nin iktidara kalma sürecine sattı. Ve hepimizin bildiği gibi 89'da Türkiye'nin çok yerinde, belki Anavatan Partisi değil ama Cumhuriyet Halk Partisi, onun için de CHP'ydi zannediyorum, isim özü sürekli değiştiği için yerel yönetimlerde ağırlıklı iktidar oldu. Bunların da belediyelerde yaptığı kötü uygulamalar diyeceğim, yapamadıkları diyeceğim. Ve solun Ecevit'ten sonra belki bir daha iktidar olma şansı var ama belediyeler sayesinde iktidar olamadı. Allah'a şükür AK Parti hem belediyelerinde hem genel yönetiminde iktidarını sürdürüyor. Kamu yapımlarına baktığımız zaman belediyelerin ağırlıklı AK Parti'de olmayan yerlerde AK Parti'nin belediye daha çok yüksek. Bu maalesef. Ben de belediye başkanım rahat konuşuyor bunu. Belediyeler AK Parti'de olduğu yerlerde aynı gücümüz yok. Demek ki biz de belediye başkanı olarak çok halkımızın istediği kadar veya partimizin genel politikalarını taşıyacak ölçüde taşıyamıyoruz. Ya da genel merkez çok çok daha iyidirler için biz o iyidirler yetişemiyoruz. Bunu adına ne dersek değil. Öyle de böyle de ama Türkiye'nin Sayın Meclisi'ne bakıyor burada. Biz ben de takip ortalama gerçeği bu. Şimdi önümüzde yerel seçim var. Biz bu anlamda bu geçmişte iki partinin yaptığı hatalara düşmeyecek şekilde, düşmeyeceğimiz şekilde yerel seçimlerde başarılı çıkabilecek şekilde ve başarılı çıktıktan sonra da bu işin başarılı taşıyacak şekilde. Seçimden başarılı çıktıktan 6 ay sonra bundan buraya nereden geldi denirse o da ayrı bir de bir yapılanmanın olmasını arzu ediyorum. Pazarda da böyle olacaktır. Her yerde de böyle olacaktır. Bu anlamda ben böyle aday oldum, olamadım ne düşünüyorsunuz? Hiçbirimizin bir alınganlığı, kırılganlığı olacaktır. Parti bizim, hepimizin, her yerimiziz. Ben bir çok toplama işimiz oldu. Burada da bakalım, şöyle çok böyle topluyoruz. Çok doğru bir şey, çok doğru bir mantık. Var mı? Çevre çevre topluyor alıyor ama bunun yanlışlığını da burada paylaşmam gerekiyor. Rize merkezi, Rize belediyesi topluyordu. Çok önemli değil. Biz ona önerdik ki bu arabaları, aldığımız arabaları ilçe belediyelerimize dağıtalım. Belediyelere düzgün miktarda bir mallık parası veya bir şey daha verelim. Bu maliyeti aşağı getiririz ve çöpleri daha rahat toplarız. Çünkü belediyelerin bu konuda bir altyapısı, bir tecrübesi, bir şeyi vardır. Ama bu olmadı. Burada ne durumda bilmiyorum ama merkezde sıkıntı oluşmaya başladı. Yine inşallah bu konuşulur, hepimizin aklı olur. Aklı yolu bilir, belli bir zaman sonra bunu böyle yapması gerekiyor. 14-15 tane araba, Fındıklı'nda bilmem hangi köyden sağlayan, hangi tedbesinden çöpe alacağız. Oftaki Aktanma istasyonuna götüreceğiz. Bunun Fındıklı Belediyesi çok daha rahat yapar, yanında da alıyor ki çöpüyle. 66 köy vardı. Son 6 yılda Dorday'ın da parasını almadığımız halde, yani iadesi kaldı, boş durmadı bunun. Aylık ortalama 500 liranın altına gelen bir rakam varla beraber biz o şeyleri çöpü topluyoruz. Pazar İl Genel Meclisi olarak pazarda yapmış olduğumuz genel hizmetleri kısaca arz etmek isterim. Merkezi hükümetten hizmet için gelecek olan paranın gelmeden önce 50 köyümüzün hepsini gezerek tek tek ihtiyaç olan bölgeleri tespit ederiz, aciliyet noktasında sınıflandırırız. Projeleri ve heyelan bölgelerimizin duvarları, su taşkınları olabilecek yerlerde menfez, tüm koridor boru gibi altyapı önem veririz. Altyapı bittikten sonra kaplama yani asfalt veya beton ile yolumuza devam ederiz. Yeni yol konusunda birinci etap olarak mahalle ve ikamet eden bölgelerimizi açık tutarız.